burada Esma-i Hüsna 70 bin perdeden geçmiş ya abi. Gölgesinin gölgesi. Orada ise temessül ediyor. Cennet ve cehennem de ebede kadar onun burada yapmış olduğu o kusursuzluğu bilmemeyi gene işte temizleyemiyor yani. Dibi yok ki. Dibi yok ki. Peki cennet alemleri de yani vücut alemleri de elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Şimdi hamdın en meşhur manası sıfat-ı kemale izhar etmektir. Yani burada Allah'ın kusursuzluğunu gören, kemali sıfatlarını gören bir kimse orada bunu canlı olarak müşahede edecek abi. Burada zaten görmüştü ya. Elhamdülillah. Kemali sıfatlar hakikaten Allah'a mahsusmuş yani. Şimdi biri sordu da peki dedi Adem alemleri Subhanallah Subhanallah diyor. Vücud alemleri Elhamdülillah Elhamdülillah diyor. Peki Allahu Ekber'i kim söylüyor dedi. Bir noktayı nazarınız var mı abi? Şimdi bu gibi sorular da Risale'yi bilmek ehemmiyetli yani abi. Yani belki bir de o mesele de antrenman gerekiyor yani. Bazı mesela bilirsin, hakikaten bilirsin ama antrenmanın yok. Bak ikisi insanla alakası yok. Adem alemleri Subhanallah diyor. Evet. Vücud alemleri Elhamdülillah diyor. Peki Allahu Ekber'i kim diyor? Kim diyor? Kim var belki başka? Kim kaldı? Bir bakayım ben bir noktayı nazar şey yapayım abi. Bak bakalım. Bizim noktayı nazarlarımız ücretsiz abi. Ben bir şey yapayım şuradan da. Şimdi külliyatta yani bu soruya çok cevap verilebilir. Şimdi biz külliyatı okuduğumuz için bu seviyede bir cevap veriyoruz. Şimdi Hüsnü Hazretleri bu Allahu Ekber'i çeşitli yerlerde tarif etmiş. Çokça tarifleri var. Bir tarif yani bu noktadan bakacağız şimdi. Allahu Ekber marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Allahu Ekber abi. Mesela ben Allahu Ekber dedim. Ben Allahu Ekber dedim. Allah benim Allahu Ekber'imden büyük. Ben böyle demekle marifetim haricindeki diğer kemalat mertebelerini de kastettim ben. Kuvve noktada. Ama benim şu andaki marifet bilgim ne kadar? O kadar ben kastettim. Mesela ben 3 sene önce de Allahu Ekber derdim. 5 sene önce de derdim. O zamanki Allahu Ekber'imde de bütün o mertebeler vardı abi. Ama benimki o anki seviyem o kadardı. Mesela siz de Allahu Ekber diyorsunuz. Yasin de Allahu Ekber diyor. Nadir abi de Allahu Ekber diyor. Herkes Allahu Ekber diyor. Allah sizin Allahu Ekber'inizden de büyük. Bununkinden de büyük. Onunkinden de büyük. Onunkinden de büyük. Bediüzzaman Hazretleri Allahu Ekber demiş. Allah onun Allahu Ekber'inden de büyük. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da demiş. Allah onun Allahu Ekber'inden de büyük abi. Çünkü marifetimiz haricindeki diyor. Herkes için caridir bu. O zaman, şimdi bu tarafa gelelim, bu soruya gelelim. Şimdi marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanı olduğu için abi, Adem alemleri Subhanallah Subhanallah diyor. Vücud alemleri Elhamdülillah Elhamdülillah diyor. Bunu fark eden kimse orada Allahu Ekber'i söyledi abi. Onu kastetti dedim. Anladım ben de. Evet. Adem alemleri, Subhanallah. Alemler, alem. İnsan alakası yok. Evet. Vücut da elhamdülillah diye. Kim kaldı başka? Abi şöyle, işte cehennemdekiler, onlar da biliyor, cennettekiler de biliyor. Allah onların Allahu Ekber'inden de büyük işte. Çünkü orası da bir, cennette bir mekan, bir zaman var. Cehennemde de bir zaman, bir mekan var yani. Biz sonsuz bir ebed diyoruz ama gene bir alem olduğu için Allah onların şeyinden de büyük yani. Allah Ekber aynı zamanda zaman ve mekandan çıkarıp insanda yani kainatta olup insanda olup kainatta olmayan yani insan daha cami ya evet. Şecer-i Fitat'te onun mücmel ünvanıdır Allah Ekber. Onun için alemler diyemez. Ancak insan der. Ancak insan der evet. Bak bir de söyleyeyim. İnsanda olup alemde olmayan var. Aynı İsmet mesela. Aynı İsmet olmak kolay bir iş değil. Evet. Ha, o insanda olup kainatta